Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere miniatür ağaç bonsai nasıl yapılır bu konuda bilgiler aktaracağım. Ek olarak orijinal bonsailer devamlı çekirdekten veyahut da tohumdan yetişen miniatür ağaçlardır. Bunun için seçim olarak bu sefer elmayı göstereceğim sizlere. Tabi işleme başlamadan önce çimlendirme toprağımızı hazırlıyoruz. Çekirdekler uzun süre bu çimlendirme kabında kalacağı için seçim yapacağımız kap çok önemlidir. 10 santim derinlikte bir kap bu işlemimizi görecektir. Ben burada 5 litrelik su şişesini kestim. Alt kısmını kullanıyorum. Dikkat etmemiz gereken alt tarafta yeterli derecede drenaj deliklerin bulunması ve sonra tabana 2 santim kalınlıkta çakıl taşı ve üstüne çimlendirme toprağı üzerine kapatıyoruz. Derince bir sulama gerçekleştiriyoruz ve toprağımızı 10 ile 15 dakika dinlendirmek için bir kenara bırakıyoruz. Kabımızı hazırladık, ekim için hazır. Tabii çekirdekleri nereden bulacağız? Kırmızı elma olabilir, yeşil elma olabilir. Bunları kesiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi elmalarımızın içindeki çekirdekler mevcuttur ve bunları çıkarıp önceden birkaç tane çıkarmıştım. Şimdi çıkarmış olduğumuz çekirdeklerimizi ekim kabımıza yerleştiriyoruz. Çekirdeklerimizi toprağımıza bıraktık ve üst kısmını 3 ila 4 milimetre gelecek suretiyle tekrar çimlendirme toprağımızı da kapatıyoruz. Kapattıktan sonra sulamamızı gerçekleştirip etiketliyoruz. Etikette etmiş olduğumuz çekirdeğin ismi ve tarih. Yan tarafına yapıştırabiliriz veya isteyen arkadaşlar bir ağaca yazıp toprağımızın yan tarafına bırakabilir. Elma çekirdekleri soğuk istekli oldukları için çimlenmesi 2 ila 3 hafta sürebiliyor. Güneş görmemesi gerekli. Yağmur rahatlıkla görebilir. Herhangi bir sakıncası yoktur. İdeal kuzey kesimidir. İleriki videolarda daha nasıl bir yol izleyeceğiz bu konuda sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Sorusu olan arkadaşlar her zamanki gibi yorum bölümüne sorularını atabilirler ve kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulacağım.